Ali Ercoşkun, hoş geldiniz Ankara'da. AK Parti 26. dönem milletvekili Ali Ercoşkun bizimle. Ali Bey, ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçmen kitlesini konsolide etmek için kendi hukuk sistemine güvenmeyen bir şekilde bu sözleri söyledi diyor İdris Şahin. Ne dersiniz bu eleştiriye? Türk yargılarına güvenmiyor muyuz ki Londra mahkemelerine gidiyoruz diyor kimi hukukçular ve muhalefet. Öncelikle teşekkür ederim Kübra Hanım. Gerçekten teşekkür ederim. Çünkü başta 5 dakikalık süreler koydunuz ve 7'şer dakikayla bu süreç devam ediyor. Gerçekten çok sağlıklı bir tartışma ortamı çok oluyor. Teşekkür. Ve konuyu elimden da geleni yapıyorum. Çerçevelemeniz gerçekten çok faydalı oluyor. Hı hı. Tabii burada Kanal İstanbul'un faydalı mı zararlı mı olduğunu tartışmıyoruz. Aslında şu anda konu uluslararası finans sistemiyle, yani uluslararası ticaret ilişkileriyle karşılıklı hem özel sektörün hem devletler arasında gerçekleşen ticaretle alakalı sistemle ilgili bir tartışma yapıyoruz. Tabii Türkiye olarak bizim özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak, yani sermaye birikimi anlamında açığı olan, özellikle cari açıkla, yıllara sari olarak cari açıkla birlikte, enerji maliyetleri vesaireyle birlikte ciddi bir sermaye ihtiyacına haiz olan bir ülke olarak, serbest piyasayı da savunan hem bugünkü iktidar hem önceki iktidarlar anlamında veya bugünkü muhalefet partileri anlamında da aynı şey geçerli. Hı hı. Yani serbest piyasa kuralları içerisinde uluslararası dünyaya, finans kuruluşlarına veya iş dünyasına kapılarımızı kapatmamız mümkün değil. Peki uluslararası dünyada bu işler nasıl gerçekleşiyor? Bu tür projeler sadece Türkiye'de olmuyor. Dünyanın her tarafında bu tür projeler var. Biraz önce Sayın Ersan Şen de, Sayın Hocam da, İdris Bey de bir kısmen hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşen anlaşmalara devletin devamlılığı esasında devletin kurumlarının uyması gerektiğini ifade ettiler. Dolayısıyla biz de serbest piyasayı savunan, dünyaya açılan, dünyayla yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde irtibatı olan bir ülke olarak bu ve buna benzer projelerde eğer bu projeleri yüklenici firmalar, yabancı firmalarsa bunlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Ali Sayın Bey, Ersan Cumhurbaşkanımız Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emperyalistler bize hiçbir şey dikte edemez sözünü anımsatarak neden teslim oluyor Türkiye bu tür yabancı yatırımcı baskısına diye sordu. Ne dersiniz? Açıkçası Sayın Ersan Şen'in bu kurmuş olduğu yani paradigmada bir tutarsızlık söz konusu. Çünkü burada mevzu bahis olan daha önce imzalamış olduğunuz uluslararası sözleşmelerin karşılığını yerine getirmeniz, bunun karşılığını hukuksal anlamda yerine getirmeniz de gene imzalamış olduğunuz sözleşmelerle bağlanıyor. Yani bunun anlamı tahkime gitme şeklinde gerçekleşiyor. Bu yerli ve milli politikayla çatışan bir kavram değil. Çünkü ikisi farklı konular. Yerli ve milli üretim, yerli ve milli sanayi, yerli ve milli, yani bunu her konuda yerli ve milli üzerine birçok şey kurabiliriz. Ama siz eğer uluslararası ilişkilerle alakalı bir adamınız söz konusuysa, o zaman uluslararası atmış olduğunuz imzalara da bu manada sahip çıkmanız gerekir. Dolayısıyla burada bir kavram çatışması var. Dolayısıyla ben ikisinin birbirini örtüştürmediği kanaatindeyim. Bu manada tabii uluslararası finans kuruluşlarına, yani bu bir kapitülasyon vermek demek değildir. Sonuçta siz ülke olarak kendi menfaatlerinize uyan bir anlaşmaya eğer uygunsa imza atarsınız. Eğer sizin çıkarlarınıza uygun değilse o zaman o anlaşmayı imzalamanızın hiçbir mantığı da olmaz. Dolayısıyla burada herhangi bir kuruma, kuruluşa, ülkeye bir menfaat sağlamak değil, asıl olan Türkiye'ye menfaat sağlamaktır. Dolayısıyla burada mevzu bahis olan bu projeden Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar, buradan ülkenin elde ettiği menfaatlerdir
mevzu bahis olan. Peki. Dolayısıyla ben ikisini aynı olarak kesinlikle değerlendiremiyorum. Peki, biraz buradan devam.